Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Yine bir nitelikli incelemede daha baş başayız. Umarım hepiniz iyisinizdir, artık ne kadar iyi olabiliyorsak. Yeni yılınız da mübarek olsun efendim. Peki bu videoda ne olacak? Bu videoda başlıklarında gördüğünüz üzere Ohash, Açık ve Net ve Hidra, Kriz gibi geri geldim şarkıları üzerine konuşacağım. İki şarkıyı da ilk defa dinleyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuşlar ama öncesinde eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Yeni yılda bari desteğinizi biraz olsun gösterin diyeceğim ve şaka şaka desteğini gösteren zaten gösteriyor. Teşekkür ederim hepinize. Hemen başlayalım. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? O aşı çok abartı ya. O aşı çok olur. Okula gidiyor musun? Bana da aynı imkanları verseler. Düz katını yapalım. Kesin var ya, torpilli bu çocuğun. Aşkta bu fikleri nasıl yapacak ki? Pişman mısın? O aşı var ya, hain. O aşı var ya, nankör. Kapı gece içi yemek üzere. Söyle ne yapayım, pes mi edeyim? Dostlarımdan daha çok düşmanlarım. Bu kez de onlar kazansın, ben yenileyim. Evet, yine böyle Ohash kendi hakkında söylenenler üzerine. Yani hep böyle bir şey var arkadaşlar. Kontkar'da da var bu. Kendisini işte bir sürü laf eden insanların dediklerini bir kenara koyup kendi işlerini nasıl yaptıklarını gösteriyorlar aslında bu insanlar. Ohash da böyle birisi. Ya yaşından ötürü laf ediliyor, ya işte ülkesinden göçüp buraya gelmesi, ya da başka bir sürü şey üzerinden laf ediliyor kendisine. Yani o da bir nevi bunlara bir cevap olarak yapmış bu şarkıyı sanki. Dediğim gibi ben ilk defa dinliyorum. Sözlere de bakacağız. Bir bakalım ama kim ne yapmış. Prod by Emrah, Ohash. Mix Mastering Özgür Öztürk. Directed by Yiğit. Demiş Yiğit. Bakalım, fena başlamadı bence. Siyah beyaz bir klip. Devam. Dostlarımdan daha çok düşmanlarım. Bu kez de onlara lazım, ben yenileyim. İsterdim normal bir hayata, ben de isterdim iyi bir anne. Okula gidip hava kararmadan eve dönmek, benimle ilgilenen ve merak eden bir aile. O yüzden kanka beni hiç boş yere kıskanma, beni mutlu veya memnun sanma. Asıl ben olmak istiyorum la senin yerinde. Çünkü Şaholi değil, Ohashi sevdi Tuana. Ben Niva yapamaydım o masada sativa. Eda yazadı çoktan etmiştim veda. Ohash gerçekten yetenekli bir isim arkadaşlar. Hemen bakalım. Yani Ohash yetenekli bir isim ama şunu da görüyorum. Kendisinden yaşça büyük olan çevresindekilere çok fazla kaptırıyor kendini. O Ohash yapan şeyden uzaklaşıyor gibi. Bilmiyorum, bu benim fikrim. Hemen bakalım sözlere. Zaten Ohash çok abartıyorlar ya. Ohash çok overrated. Okula gidiyor musun? Bana da aynı imkanları verseler 100 katını yaparım. Annen nerede? Kesin var ya, torpilli bu çocuk gibi şeyleri geçelim bence. Kafayı çiğ çiğ yemek üzereyim. Söyle ne yapayım, pes mi edeyim? Dostlarımdan daha çok düşmanlarım. Bu kez de onlar kazansın, ben yenileyim. İsterdim normal bir hayat. Ben de isterdim iyi bir anne. Okula gidip hava kararmadan eve dönmek. Benimle ilgilenen ve merak eden bir aile. Evet arkadaşlar, yani insanlar sadece ailelerinden ötürü ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değiller. Yani yalnızca buraya baktığın zaman bile çok büyük bir mutluluk duymaları gerekiyor aslında. Çünkü olay ailede başlıyor ya, biraz da içine doğduğun yer orası ilk başta. Ama bunun bile farkında olmadan çok böyle mutsuzuz biz. Şöyleyiz böyleyiz diye takılıyorlar. Hani Ohash'ın zaten hikayesini bilenler annesinin kendisine ne kadar kötü davrandığını da biliyordur. Burada onu söylüyor aslında. O yüzden kanka beni hiç boş yere kıskanma. Beni mutlu veya memnun sanma. Asıl ben olmak istiyorum lan senin yerinde. Çünkü Şaholi değil, Ohashi sevdi Tuana diyerek burada da sanırım işte bir zamanlar sevdiği bir kadına söylemiş. Ben Yuana'ya bağımlıydım, olmasa da Sativa. Aya zaten çoktan etmiştim veda be. Çok var isimlerini de söylemediğim. Hepsi bana bir oyuncak gibi davrandılar. Evet, yani insanlara ve bazı şeylere olan bağımlılıklarından bahsediyor. Bağımlılığa yatkın olan birçok insan yaşıyor bu tip şeyleri. Fena başlamadı bence şarkı. Devam edelim. Var isimlerini de söylemediğim. Hepsi bana bir oyuncak gibi davrandılar. Şaholi'nin albümündeki en iyi şarkılar. Geçmişim bitmeyen hikayeler çıkmazlar. Ama Ohash dediğini 3 şarkı bilir insanlar. Nereden nereye paranoya ve kara bulutlar. O da maddeli işim yok, düşüm alkole dahi. Anlıyorum şimdi ise senin o bir ayıp bir kafayla bunları düşünmektense olmak istiyorum lanet sarhoş bir zombi. Benim bir pestim eksik, bu durum düzelebiliyordu ben küçükken ama annem o ameliyatın parasıyla aldı kendisine pala altına ve bazılaya. Daha yaşım 4'ken kanser oldu, kimseye söyleyemediğim hastalık buydu. Çünkü utandığım şey aslında hastalığım değildi, ben annemin yerine utanıyordum. Ama evet, fena değil, böyle anlatıcılık görüyoruz Ohaş'ta da ama birazcık böyle doğrudan bir anlatıcılığı var Ohaş'ın. Çok böyle işte Agabi de iyi bir anlatıcı mesela, hatta benim en iyi gördüğüm anlatıcı Türkçe rapte. Agabi biraz daha böyle imgeleri, bağlaçları, şunları bunları, mevzuları dile getirirken Ohaş yaşadıklarından yola çıkarak doğrudan bir anlatımı tercih etmiş. Yani bu şarkı ne zaman çıkmış bilmiyorum. Eski bir şarkı olması lazım. Ohaş bir de Türkçeyi sonradan öğrenmesine rağmen rap yapıyor arkadaşlar. Hani bir dili sonradan öğreneceksin ve rap yapacaksın. Kolay iş değil tabi. Hemen bakalım. Albümündeki en iyi şarkılar, geçmişin bitmeyen hikayeler, çıkmazlar. Ama Ohaş dediğinde 3 şarkı bilir insanlar. Nereden nereye, paranoya ve kara bulutlar o da. Uyuşturucu maddeyle işim yok, düştüm alkole, daha iyi anlıyorum şimdi senin o bir. Ayık bir kafayla bunları düşünmektense olmak istiyorum lanet sarhoş bir zombi. Benim bir testisim eksik. Bu durum düzelebiliyordu ben küçükken ama annem o ameliyatın parasıyla aldı kendisine pahalı altınlar ve parfümler. Evet, acı bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Zaten Ohaş'ı takip edenler, röportajını işte konuşmalarını izleyenler biliyordu bu muhabbeti. Yani üzücü olaylar arkadaşlar ama bazılarımızın da kaderi böyle, kader yani ne dersen de ona kadar demeyeceksen bile şanssızlık, bahtsızlık neyse bazımız bunları yaşıyoruz. Daha yaşım 4'ken kanser olduğum kimseye söyleyemediğim hastalık buydu. Çünkü utandığım şey aslında hastalığım değildi. Ben annemin yerine utanıyordum. Ne kodukların dedikodularının sonu yok. Çok meraklılar. Bıktım gittiğim her yer sanki bir sorgu odası, bir salın lan beni. Evet, sürekli kendi üzerinden yapılan muhasebeden bahsediyor. Aslında bir hal dökümü Ohaş'ın yaptığı. Güzel. Ben sevdim şarkıyı. Devam. Bıktım gittiğim her yer sanki bir sorgu odası bir salondan beni abimle gitti, aramız iyi ama biz arayıştı deser ki sorguluyor bunu sosyal medyaya yansıtmıyorsak eğer aramızın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ben hep hakkını verip hak ettiğimi ağlamadım, insanların anladığı bir dilden konuşmayınca. Bu yüzden Lil Baba albümünde saçmaladım, en azından bunu söyleyip biliyorum açıkça. Açık ve net, açık ve net. Baba değil Şaholi, ayık olunlar. Evet, Şaholi'nin güzel bir şarkıymış ya. İç dökmelerle dolu bir şarkı diyelim daha çok. Abimle gayet de aramız iyi ama biz hariç nedense herkes sorguluyor bunu. Sosyal medyaya yansıtmıyorsak eğer aramızın kötü olduğu anlamına gelmiyor bu deseydi bari, sonrasında da tam kafiye olurdu. Ben hep hakkını verip hak ettiklerimi alamadığım, insanların anladığı bir dilden konuşmayınca bu yüzden Lil Baba albümünde saçmaladım. En azından bunu söyleyebiliyorum açıkça. Tabii yani herkes her şeyi açıkça söyleyemiyor. Bunu söyleyebilmesi önemli bence de. Kıyak bir şarkıydı bence. Fena değil. Bir sonraki şarkı olan Hidra Kriz Gibi Geri Geldim şarkısına geçelim. Evet, ben pek Hidra dinleyicisi değilim arkadaşlar. Bunu zaten kanalı takip edenler biliyordur ama Hidra'nın eski şarkılarını yeni şarkılarına nazaran daha iyi bulduğumu da söyleyebilirim. 2014 diyor. Bakalım kim ne yapmış? Produced by Tuno Punk, Ferzan Beats demiş. Yine Holigan albümünden. Daha önce Holigan albümünden bir şarkı daha konuşmuştum burada. Yani sert bir albüm haliyle. İsmi Holigan çünkü. Bakalım bu şarkı nasılmış? İlk defa dinliyorum bunu da, dediğim gibi. Yani iyi gibi şarap içelim adam biz. Evet, fena yani, tam böyle o eski havaları görüyoruz. Hidra'da yardırmayı seven birisi gördüğünüz üzere. Sözlere bakacak olursa yine Cinis'ten bakıyorum bu arada arkadaşlar. Diyor ki burası dünya değil benim gezegenim, egoların ezilebilir, bu da işin ticareti. Rüya değil, seni saman alevine bile söndürebilirler için bir lanetin. Yani düşük bir cümle bu. Yanlış yazılmış olabilir, bilmiyorum. Süryani gibi şarap içerim. Adım bir sanat eseri. Bu boku içip firar edin. Düşman bil beni, bu seviye size göre değil aga. Bu arada kim siyaseti? Küstah piç rap'i hatim ediyorum ama sen daha yeni bitirdin ayeti demiş. Burada kime laf söylüyor acaba? Yani hatim indirmek, Kur'an'ı baştan sona okumak arkadaşlar. Yani ben rap'i yedim bitirdim, siz daha dünkü bebesinize getiriyor her zamanki iddialı lafları. Süvari ordularını getir hadi, kesmine toparla bütün vilayeti. Rüya kim? Hangi kokoş duydu kulakta böyle bir ritim ziyafeti? Burası güzel. Gül tarih yazma günüdür artık. İçinde tutma ve tükür kitabeni. Güzel, evet, yani çok açık bence arkadaşlar. Hidra eskiden daha iyi yazıyormuş yani. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Üstad değil daha bebe. Tabi. Senetine tabi diyor. Tabi şükür ki daha yeni. Düz yaz şiirini demagoji bir stile sarılarak satama düşük hikayeni. Evet, düz yazı şiir. Burada düz yazıyla şiiri kıyaslıyor. Aslında senin yazdığın şey düz yazıya yakın. Düz bardis ya da bok atalım hadi diyorsun ama yıkamazsın büyük bir mabedi. Hüsran değil benim diğer adım ona göre. Sen saldır yine büyür dirayetim. Evet, güzel. Yani herhalde Hidra'nın en iyi albümü Holigan albümü, ha, ne dersiniz? Bayağı iyiymiş yani. Önceki dinlediğim şarkılarına nazaran çok daha belirgin bir biçimde görüyoruz burada Hidra'nın kalemini. Yapmış. Hemen bakalım sözlere. Hünkar kim? Hadi piyasanın ateşini yakamadı. Biri bile düşüktü rağbeti. Gül kalbim bir gün duracağız ama şu an reddedemiyorum küçük bir daveti. Dünya kin dolu bana depoladı bunu. Ona soka soka bunu çürüttüm aleti. Türkan değil la bu yeraltı mehteri. Sövüyorum ama yok rütük şikayeti. Evet, Hidra bunları yazdığında kaç yaşındaydı? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Buradaki her cepheden gel birleşsin bence bedenler. Ben hala sakinim. Seyrediyorum sizi pencerelerden. Saldırmam bekleme benden. Mağlupsun tek denemenden. Hala çok sakinim, hala seyrediyorum sizi pencerelerden. Yani istediğiniz kadar bana yüklenin diyor. Adım Hidra, peki sana gereken kim? Bana gereken benim, bana gene kendim. Bunu gergin yüz ifadelerimden çözdüm. Geri geldim, ben bir elementim. Ametal değil el ederdim. Denemem ametal değil el ederdim. Denemem bir senelerdir. Gene sertim, yere serpil. Gidip ele kerkin. Ben bir hedefe 1000 kere denemem ki. Yara berelendim, kaç sene verdim, kaç kere dedim öfkemi yenemem ki. Bak kulakta MMLP gene pertim, adım duyuldu ve bir anda lekelendim. Allah Allah, ne diyor burada bakalım hemen. Marshall Mathers LP, Eminem'in 3. stüdyo albümü diyor. Sonra evet, adım duyuldu ve bir anda lekelendim. Ne diyor peki? Kazandığı freestyle yarışmasından sonra ezberci diye iftira atıldığından, lekelendiğinden bahsediyor demiş. İnsanlar her şeye laf ediyor arkadaşlar. Siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz bence. Evet, şarkı kıyakmış arkadaşlar. Sevdim, öyle söyleyeyim. Yani çok dinleyicisi değilim ben normalde, dediğim gibi Hidra'nın. Evet, yani çok söyleyecek bir şey yok. Gayet kıyak. Ben bu albüme bakacağım bu arada. Albümden başka isteğiniz varsa da yazın yorumlara arkadaşlar. Muhtemelen Hidra'nın en iyi albümü. Ve videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi göstermeniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.